Westerlo şöyle oldu. Westerlo teklifi geldiğinde benim için hakikaten çok farklı bir proje. Çok heyecan verici bir projeydi. Uzunca düşünme fırsatım vardı bu süreçte. Farklı seçenekler olmasına rağmen futbolun ben yaklaşık işte 8 yaşından beri her kademesinde yer aldım. Oynadım, yöneticilik yaptım. Farklı dönemlerde, farklı kulüplerde, farklı seviyelerde çalışma şansı yakaladım. Düşündüm ve dedim ki Westerlo gerçekten hiç yaşamadığım bir tecrübe, yaşamadığım bir seviye. Burada da başarılı olabileceğimi düşündüm. Bu anlamda Türkiye'de edinmiş olduğum hem ulusal hem de uluslararası tecrübelerim, bilgim, birikim ve futbolun bana katmış olduğu değerleri orada da hayata geçirebileceğime inandığım için, çok heyecan verici bir proje olduğu için bu projeye evet dedim. Ülkemizin de yurt dışına yönetici ihraç edebildiğini de bir şekilde bunu da göstermemiz gerekiyordu. Bunu çok önemsiyordum. Gerçi Westerlo'dan önce Çin Futbol Federasyonu ile benim bir takım çalışmalarım oldu. Westerlo olmasa belki Çin Futbol Federasyonu'nda çok önemli bir pozisyonda göreve başlama ihtimali vardı. Yani yurt dışında olmayı çok önemsiyordum. Çünkü ülkemiz insanına, Türk insanına yeteri kadar yurt dışına değer verilmiyor ve ben de bu anlamda kendimi ispat ederek ilerleyen dönemde Türk gençlerine ve Türk yöneticilerine bir yol açılması bakımından da bu projenin çok önemli olduğunu düşündüm. Şöyle, mutlaka gözümüz çok açık olacak. Türk oyuncularını her zaman önemli bir konumda tutacağız. Ancak da bunu yaparken şunu çok iyi yapmamız gerekiyor. Westerlo çok önemli bir camia, önemli bir bölge. Bu Westerlo kulübünde ciddi bir DNA'sı, kültürü, geleneği olan bir kulüp. Ve bu dokuya çok fazla zarar vermeden kaliteyi artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim önemsememiz gereken öncelikli konu bir kalite ve kaliteli oyuncuları kulübe kazandırmak. Ve dokuyu asla bozmadan, çünkü orada Westerlo halkıyla, bize inanan insanlar, bizi seven insanlarla, projemize inanan Westerlo taraftarlarıyla bağımızın çok güçlü olması gerekiyor. Bu bir denge mutlaka. Orada farklı yaşanmış kötü tecrübeler de var Belçika'da veya farklı ülkelerde. Yabancı yatırımcıların aldığı ve tamamen dokuyu değiştirdiği ve taraftar halkla bağın tamamen koptuğu ve netice itibariyle başarısız olan projeler var. Biz öyle bir proje için oraya gitmedik. Tam tersi, Westerlo halkıyla, Westerlo taraftarlarıyla, camiayla birlikte hareket ederek oraya ve o dokuya saygılı bir şekilde hamlelerimizi yapmaya çalışacağız. Bu bağlamda kaliteli oyuncu eğer genç ve Türk olursa mutlaka onu önemseyeceğiz, ama tek yoğunlaştığımız alan bu olmayacak. Şunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Mutlaka önemli. Çünkü kulüplerin bir kurumsal hafızası söz konusu. Bunu sürdürebilecek, bunu baktığınız anda bugün dünyada Real Madrid'de, Barcelona'da hangi kulübe giderseniz gidin, mutlaka oranın önemli figürleri o kulüplerde önemli pozisyonlarda, özellikle futbolculuk anlamında önemli görevler edinmişlerdir. Bunun da çok basit bir sebebi vardır. Kulüplerin başta dediğim gibi kurumsal hafızası çok önemlidir. O geleneği aktarabilecek, yeni oyunculara aktarabilecek Fenerbahçe'nin ya da başka büyük camiaların beklentilerini, taraftarın beklentisini, o kulüp duruşunu aktarabilecek, aktarması gereken bir takım figürler gerekiyor. Şimdi bugün baktığınız anda Real Madrid'de bir Ramos örneği, işte Barcelona'da Pique örneği. Bunlar çok önemli değerler. Bunlarla çok kolay oynanmaz ve bu kulübünüzün orta uzun vadede sürdürülebilir olabilmesi için, bu geleneğin sürdürülebilmesi için bunu mutlaka sağlamak gerekiyor. Ki Fenerbahçe geçen sene belki yapıyı ve dokuyu bir anda değiştirerek, gerçi bunu Sayın Başkan da birkaç vesilede bunu dile getirdi. Bazı şeyleri çok hızlı değiştirmenin hatalı olduğunu. İşte tam bu noktada Volkan Demirel çok önemlidir. Fenerbahçe'nin tarihidir, tarihe geçmiş bir oyuncudur. Gerçekten yaptıkları,
yaşanmışlıkları, Fenerbahçe'ye kattıkları, Fenerbahçeliğiyle ve duruşuyla çok önemli hizmetleri olmuştur. Ve Emre'nin de keza bu süreçte tekrar Fenerbahçe'ye dönmüş olması, özellikle bu eksikliğin giderilmesi bakımından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Emre'nin de hem futbolculuğuyla, hem oradaki tecrübesiyle, hem de Fenerbahçe'nin genetik kodlarına hakim olan yapısıyla da bunu yeni gelecek olan oyunculara, teknik heyete, üst düzey çalışan profesyonellere aktarması bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çok da başarılı olacağına inanıyorum. Eden Hazar benim çok eski dostum, arkadaşım, bizim küçüğümüz tabii, kardeşimiz o. 15-16 yaşından beri tanırım. Tabii o zaman Lille'de oynuyordu ve Eden Hazar'ın Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi var. Hatta bana da bir sözü var. Bana sürekli der ki, Hasan ben bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım diye. Tabii ne zaman olur onu bilemeyiz. Mutlaka şimdi çok önemli bir transfer yaptı Real Madrid'de. Ama o süreçte de Lille'de oynadığı dönemde de daha henüz 16 yaşındaydı. İlk Paris Saint Germain maçında izlemiştim. Çok önemli bir değer, çok önemli bir yetenek. Zaten o yaşta bile kendisini belli ediyordu. Ama tabii bizim konuştuğumuz dönemlerde Lille daha yeni yeni oluşuyordu. Ama sonra öyle bir takım kuruldu ki, işte Eden Hazar, önde Musa Sow, sağda Gervinho ve Fransa şampiyonu oldular. Musa Sow gol kralı oldu. Musa Sow'u alabildik o takımdan. Tabii bir anda Eden Hazar da farklı boyuta geçti ve işte Avrupa'nın en önemli kulüpleri, işte Bayern Münih, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi ciddi kulüplerden teklif aldı. Zaten Avrupa'nın en yetenekli, en büyük yıldız adaylarından bir tanesiydi ki Chelsea'ye gitti ve orada çok başarılı oldu. Tabii gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe'ye gelsin, gelebilsin. Ancak tabii inanıyorum ki Robin Van Persie gibi, o da aynı şekilde o zaman kayıta söylemişti Fenerbahçe'ye ne kadar sempati duyduğunu. Hakikaten Fenerbahçe'nin önemli bir ismi var yurt dışında. Bakalım, zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer mutlaka Eden Hazar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.